Sizlere hazırlamış olduğum sunumumda geçmişten günümüze yelkenli tekneleri anlatırken asıl odaklanmak istediğim yaklaşık günümüzden 6000 yıl öncelerine dayanan ve halen günümüzde varlığını sürdürebilen yelkenleri neden terk etmediğimizi, her yeni teknolojik gelişim karşısında bir öncekini hızlıca bırakıp yenisine geçiş yapmamıza rağmen neden hala yelkenli teknelerin hayatımızda olduğunu, daha doğrusu hayatımızda olması gerektiğine değinmeye çalışacağım. Tarihte ilk gemiler büyük kayıklardan başka bir şey değildi. Bu tip kayıkların tarihi o kadar eskiye dayanır ki, tarihçiler bu kayıkların ilklerinin ne zaman, nerede ve nasıl ortaya çıktığını tam olarak saptayamamışlardır. İnsanlar ellerindeki doğal malzemeye göre son derece değişik niteliklerde kayıklar yapmışlardır. Ormanlık yerlerde ağaç kütükleri birleştirilmiş, bu yolla sal yapılmış ya da kütüklerin içleri oyularak oyma kayıklar elde edilmişti. Ağaçların olmadığı yerlerde bambular ya da deriden yapılmış tulumlar kullanılmıştı. Bu ilk kayıklar dış etkilere çok açıktı ve sadece akıntıların yönüne göre ilerleyebiliyordu. Sonraları basit dallar yardımıyla kayıklara yön vermenin yolu bulundu. Bu dalların yerini zamanla sırıklar, el ile kullanılan kürek ve geminin yanlarına yani bordalarına dayanarak çekilen kürekler almıştı. Gemilerde direk ve yelken kullanımı ancak M.Ö. 4000'li yıllarda gerçekleşmişti. Nil Nehri, güneyden kuzeye akan bir nehir iken hakim rüzgar kuzeyden güneye doğru esmekteydi. Akıntıya karşı güneye gitmek için yelken açma ihtiyacı doğmakta olup, akıntıyla birlikte kuzeye gitmek içinse yelkenler indirilirdi. Bu ilk tasarıma verilen isim, şeklinden dolayı kara yelken adını almaktaydı. Yalnız bu tip gemilerden ancak rüzgarın estiği yerlerde yararlanabiliyordu. Rüzgar esmediği zaman veya ters yönde kalındığında gemiyi kürekçiler yürütürdü. Bu kürekçiler genellikle köleler olurdu. Eski Mısır'dan sonra tarihte birçok medeniyet ilk başta bu kara yelken tasarımını kullanmıştır. Akdeniz'den örnek vermek gerekirse, tarihte bilinen en eski gemi kullanan bir diğer medeniyet ise Fenikelilerdir. Fenikeliler kurdukları ticaret kolonileriyle bütün Akdeniz'e yayılmışlardır. Bir başka gelişmiş uygarlık olan Yunanlarda ise 48 kürekli trireme denilen gemiler kullanılırdı. Bu gemilerin gövdelerinin yanlarında kürekler bulunurdu. İleride Romalılar da aynı dizayna sahip gemiler inşa edeceklerdi fakat kara yelken yerine daha sonra yelkenli tarihini değiştirecek üçgen yelken bir diğer ismiyle Latin yelken tasarımını kullanacaklardı. Roma gemilerinin uzunluğu 30 metre yaşıyordu. Bu gemilerde hareket kürek ve eğik olarak yerleştirilen direklere yani serenlere takılı üç yakalı Latin yelkenleriyle sağlanmaktaydı. Bu yelken tipi Romalılardan daha önce ilk başta Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda kullanılan Arap yelkenlerinde kullanılmıştı. Son derece sağlam yapılmış olan bu gemiler genellikle 90 ila 200 ton arasında olabilirdi. Üçgen yelkenle denize açılmak dört köşeli yelkenle açılmaktan daha avantajlıydı. Tekneler, rüzgarın önünde sürüklenen bir yaprak gibi değil de, hedefi seçme olanağının olduğu üçgen yelkenlerin kullanımıyla rüzgara biraz daha hakim olmaya başladılar. Üçgen yelken hem daha farklı açılarda kullanılmaya hem de daha hızlı yol kat etmeye olanak sağlıyordu. Tek dezavantajı ise daha büyük ve kalabalık bir mürettebat gerektirmesiydi.
Akdeniz'de bu gelişmeler olurken kuzeydeki halklar da denize bağlı bir yaşam biçimi geliştiriyorlardı. Tarih sahnesine Vikingler olarak çıkan kuzeyli denizciler kısa sürede tüm Avrupa'ya yayılmışlardı. Oldukça hızlı hareket edebilen Vikingler, korkusuz denizciler olmalarının yanı sıra oldukça iyi tasarlanmış gemilere sahiptiler. Viking gemileri temelde kürekle ilerliyordu. Kürekle ilerleyen Akdeniz gemilerinin tersine bu gemilerde köleler kullanılmazdı. Kürekleri Viking denizcilerinin kendileri çekerdi. Gemilerde tek bir direk bulunur, bu direğe neredeyse kare biçiminde basit bir yelken asılırdı. Viking gemileri bölgelerinde oldukça kullanışlı deniz araçlarıydı. Tabanları düzdü, bu da gemilerin sığ sularda yol almasını kolaylaştırıyordu. Fiyortların arasında bulunan küçük limanlarda yaşayan Vikingler, bu gemilerle karaya kolayca ve hızla yaklaşıp baskınlar yapabiliyor, aynı kolaylıkla da karadan ayrılıp denize açılabiliyorlardı. Avrupa'da gemiler gelişmelerini sürdürürken, Uzak Doğu'da da kendine özgü gemiler açılıyordu denizlere. Doğu'da kullanılan bu tekneler aslında günümüzde bile rastlanabilen çunke ya da junk adı verilen gemilerdi. Çunkelerin direkleri keten panellerden ya da bambu şeritleriyle yaslatılmış saz örgülerden oluşan dört yakalı yelkenlerle donatılmıştı. Her yelken jaluzi gibi açılıp kapanabilme yeteneğine sahipti. Bu gemilerle Endonezya, Çin, Hindistan gibi ülkeler arasında ticari bağlar kurulmuştu. Uzak Doğu'da bunlar olurken Akdeniz'de gemicilik adına büyük gelişmeler yaşanıyordu. İstanbul'un Türkler tarafından fethedilmesiyle beraber ipek ve baharat yollarının kontrolü el değiştirmişti ve Hindistan'a gidecek yeni yollar aranmaya başlandı. Bu yol deniz yolu olacaktı. Akdeniz'in doğusunun denetimini yitiren batılı ülkeler pusula ve harita yapımındaki gelişmelerin de yardımıyla ilgilerini açık denizlere yönelttiler. Akdeniz'in göreceli sakin sularında yol alan gemiler için okyanusların hırçın dalgaları, birdenbire patlayan korkunç fırtınaları aşılmaz gibiydi. Açıkça görülüyordu ki Akdeniz gemileri okyanusa uygun değildi. Bu da yeni gemilerin tasarlanmasını gerektirdi. Tekneler büyüdükçe dümenin ağırlığı da artıyordu ve kontrolü birkaç kişiyle ancak sağlanabiliyordu. Orta çağın sonlarına doğru dümen sistemindeki gelişmeler sayesinde bugün de kullanılan dolap dümen geliştirildi. Böylece yalnızca yelkenle gidebilen ve daha uzun yol alabilen büyük gemilerin yapımı sağlandı. Daha önce geminin kıçında büyük bir kürek gibi görünen dümeni idare etmek çok zordu. Gemiler büyüdükçe dümenin ağırlığı da artar, idare edebilmek için birden fazla insanın uğraşması gerekirdi. Bu yeni dümen dolap sisteminin gelişmesiyle bu zorluk ortadan kalktı ve artık tek bir kişi tarafından kullanılabilir oldu. Orta Çağ'da kullanılan ve Latin yelkenleriyle donatılmış savaş ve ticaret gemilerine karavela ismi verilirdi. İlk karavelalar 14. ve 15. yüzyıllarda Portekizliler ve İspanyollar tarafından yapıldılar ve ağırlıklı olarak coğrafi keşiflerde kullanıldı. Christoph Kolomb, 1492 yılında Yeni Dünya, Amerika yolculuğunu Santa Maria isimli karavela ile, Vasco de Gama, 1497 yılında Hindistan seyahatini São Gabriel isimli karavela ile, ve Magellan, 1519 yılında dünya turuna çıktığı seyahatini Victoria isimli karavela ile gerçekleştirmiştir. Bu dönemde Avrupa ülkelerinde yaygın bir gelenek de gemilere kadın ya da aziz isimlerinin verilmesiydi. Aslında teknelere kadın ismi verme adeti çok daha öncesine, Vikinglere kadar uzanmaktadır. Vikinglere göre gemiler dişidir. Bunun nedeni de zarif ve gizemli olmalarıdır. O dönemlerde gemilerde kadın bulunması uğursuzluk anlamına gelirdi. Çünkü tek kadının teknenin kendisi olması şeklinde bir inanç vardı. Bir başka ve dilden dile gelen sebeplere bazı örnekler vermek gerekirse, denizin üzerinde sanılarak yüzen bu zarif yaratıklar kadınlara benzer çünkü etraflarında daima büyük bir telaş yaşanır. Çevreleri hep onlarla ilgilenen bir dolu erkek tarafından kuşatılmıştır. Onların da tıpkı bir kadın gibi girintileri ve çıkıntıları mevcuttur.
gemileri güzelleştirmek istediğinizde bu size daima kutular dolusu boyaya mal olur. Sizi yıkacak tek masrafın boya olduğunu düşünürseniz yanılırsınız. Onların bir de düzenli olarak bakımları yapılmalıdır. Bu ve bunun gibi birçok hem esprili hem de dönemin şartlarına uyan sebepler karşımıza çıkmaktadır. Söz gelimi, Christoph Kolomb'un gemisinin adı Santa Maria'dır. Önceden Maria Galante olan geminin adı, keşif yolculuğunun önemine uygun olması ve Hazreti Meryem'in de desteğini almak amacıyla değiştirilmiştir. Peki bu süreçte Türkler neredeydi? Küçük Asya Türklerinin bilinen ilk amirali Çaka Bey'dir. Ondan birkaç asır sonra Akdeniz denizcilik tarihi içinde ismi geçen amiraller Barbaros Hayrettin, Oruç Reis, Turgut Reis, Uluç Ali Reis'tir. Üç asrın içerisinde Türklerin Akdeniz'deki denizciliğin dengesini değiştirdikleri görülür. Hiç şüphesiz Piri Reis gibi haritacılığı ile tanınan 16. yüzyılda Hint Okyanusu'na çıkan kaptanlar içinde Seydi Ali Reis gibileri de bilinir. Ne var ki bu gemicilik tarihinde büyük öneme sahip görkemli yelkenli gemiler buharlı gemilerin keşfiyle tarih sahnesinden çekilmişlerdir. Sanayi devriminin denizcilik alanındaki en önemli etkisi buharlı gemiler olmuştur. 18. yüzyıl sonlarından itibaren geliştirilmeye başlayan buharlı gemilerin 19. yüzyıl başlarından itibaren hızla taşımacılık alanında yaygınlaştığı görülür. Önceleri yandan çarklı olan bu gemiler 1830'lardan itibaren pervane ile tahrik olmaya başlamışlar, böylelikle dalgalı denizlerde ve okyanusta kullanıma müsait hale gelmişlerdir. Bütün bu gelişmeler sırasında bir de yatçılık adı ile tanımlanabilecek bir olgu oluşmaya başlamıştır. Yat kelimesi Flemenkçe'de izlemek, kovalamak anlamına gelen yahı fiilinden gelir. 16. yüzyıl sonundan itibaren yat kelimesi ticaret, gezi ve askeri amaçla kullanılan hafif ve hızlı tekne anlamında kullanılmıştır. Gezi yelkenciliği ise ilk olarak Hollanda'da ortaya çıkmıştır. Hollanda'nın teşvikiyle ilk yat kulübü ise 1720 yılında İrlanda'da The Water Club of Cork ismiyle 4. Inquincountu William O'Brien tarafından kurulmuştur. Yatçılık kavramı, dünyada birçok yat kulübü kurulmasına ve beraberinde birçok amatör ve profesyonel denizcinin doğmasına sebebiyet vermiştir. Daha önceleri, genellikle coğrafi keşif, ticaret ve savaşlarda kullanılan büyük yelkenlerin yerini buharlı gemiler almıştır fakat İnsanoğlu diğer teknolojik gelişmelerde olduğu gibi eskiyi terk etme geleneği yerine yelkenlere bağlı kalmıştır. Peki, binlerce yıllık bu ulaşım yöntemi yerine daha iyisi gelince neden terk edilmemiştir? Örneğin at arabaları da binlerce yıldır vardı ama yerine makineler gelince kullanılmaz oldular. Artık hesap yapmak için abaküs kullanmıyoruz çünkü yerine hesap yapabilen makineler var. O kadar geriye gitmesek bile artık neredeyse kimse mektup yazmıyor. Dijital olarak haberleşiyoruz. Hemen her şeyi, yerine daha iyisi, kolayı, hızlısı, rahatı gelince terk ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Peki, yelkenli tekne neden hala hayatımızda? Nedir yelkenleri bu kadar özel ve vazgeçilmez kılan? Bir yelken tutkunu, yazar Tayfun Timoçin'in de özetlediği gibi, yelkenleri terk etmiyoruz. Çünkü özümüze dair ne varsa hepsini birden temsil ediyor. Yelken, doğanın çok önemli iki unsurunu kullanır. Diğerlerini de vaat eder. Rüzgarla ilerlerken rüzgarı, üzerinde ilerleyebilmek için de suyu kullanır. Rüzgar ve su, doğanın vazgeçilmezleridir. Bunları kullanırken, bize hayatımızın akışını var eden gün batımlarını ve gün doğumlarını, hayalimizde şekillendirdiğimiz bulutları, üzerimizde uçan kuşları, denizin kendine has kokusunu, bir yandan korku salarken diğer yandan gücü ve görkemiyle hayranlık uyandıran şimşekleri, bize haddimizi bildirip kibirden arınmamızı sağlayan fırtınayı, güneşin tenimize değişini, hiçbir şehir insanının görme olanağı olmayan yıldızları ve daha pek çoğunu sunarlar. Denize açıldıkça insanın farkındalığı artar. Baktığını görmeye, gördüğünü sevmeye, sevdiğini daha çok talep etmeye başlar. İnsan, özünden yani doğadan uzaklaştıkça mutsuz olmuyor.
yalın ayak toprakta yürümenin verdiği rahatlamayı bir alışveriş merkezinde yemek yerken yaşayabilmek ne kadar mümkün? Huzur, en çok gereksinim duyduğumuz şey değil mi? Yelkenleri terk etmiyoruz çünkü kendimizi bulmaya ihtiyacımız var. Doğumumuzdan itibaren aradığımız şey aslında kendimiz değil miyiz? Tutkunla baş başa kalabilmek, korkularının üzerine gidip onları geride bırakmak, sınırlarını keşfedebilmek ve onları zorlayabilmek kendimize yaptığımız yolculuk değilse nedir? Fırtınaya yakalanan herkes o fırtına ile başa çıkmak zorunda kalır. Korkar ama başa çıkar ve atlatır. İşte o fırtına atlatıldıktan sonra adına ister güven koyun, ister tatmin, ister kendini keşfetmek ya da mutluluk. Hepsinin birden gerçekleştiğini gören kişi artık fırtınadan önceki insan olmaz. Değişmiş, dönüşmüştür. Kendisinin kayıp parçalarından birini bulmuştur. Yelkenleri terk etmiyoruz. Çünkü bir yelkenli asla varmak anlamına gelmez. Yelkenci varmayı değil, gitmeyi, gidiyor olma halini seven insandır. Varma kaygısı yoktur ki acelesi, endişesi olsun. Denizde varılmaz, gidilir. Sadece gidilir. Telaş, endişe, korku yoktur. Dolayısıyla mutsuzluk da yoktur işte. Mutsuzluğun olmadığı bir şeyi nasıl terk edebiliriz ki?